Selamlar. Bir teğet düzlemi sorusuyla daha karşınızdayız. Bu konunun iyice kafanızda pekişmesi için uğraşıyorum. Şimdi bir örnek şöyleymiş. S yüzeyi y eşittir sinüs x ile verilmiş. Düzlem bu arada. Bu noktasındaki teğet düzlemini bulmamı istiyor. Ben şunu biliyorum. Benim buradaki yamam şöyledir. R kareden S'ye gidecek şekilde tanımlamıştım. U virgül V'leri alacaktı. Ne yapıyordu? U sinüs U virgül V'ye götürüyordu. Yani benim buradaki sigma U virgül V dediğim adam geliyor. U'yu alıyor. Sinüs U virgül V gibi götürüyor burayı. Bu şekilde bir karşılığı var. Şimdi ben ne istiyorum? Öncelikle şu noktaya eşit olan yeri bulmak istiyorum. N eşittir sigma U sıfır V sıfır olan U sıfır virgül V sıfır nedir? Benim bunu bulmam gerekiyor öncelikle. Yani ne yapacağım? Benim buradaki 0 0 1 dediğim görüntü benim için ne olacak? U 0 sinüs U 0 virgül burada ne olacak? V 0 şeklinde. Bakarsam buradan U 0'ı 0 olarak bulacağım mantıklı bir şekilde. V 0 da benim için 1 çıkacak. Şimdiki yapmam gereken şey ne? Sigma'nın U'ya göre türevini almam gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Şimdi getireceğim sigma'nın o türevinin içerisinde şunu yerine yazacağım 0,1'i. Yani benim bulmak istediğim şey şu sigma u 0 virgül ve 0'ı bulmak. Tamam. Buradan bunu yerine yazdık. Ne oluyor bakalım hemen. 0,1 yazdığımız zaman öncelikle sigma u'yu yazmam gerekiyordu. Onu da yazarsam şöyle olacaktır. 1 virgül kosinüs u 0 şeklinde. 0,1 yazdığım zaman kosinüs 0'ın 1 olduğundan dolayı burasının şöyle bir şey olduğunu göreceğiz. 1, 1, 0 şeklinde olacak. Sigma V, U virgül V'yi yazarsak bu sefer buralar 0, 0 oluyor. Şurası 1 oluyor. Sigma V'nin içerisinde 0, 1 yazdığım zaman yine burada bir değişiklik olmayacak. 0, 0, 1 şeklinde. Şimdi yapmam gereken şey ne? Sigma U ile Sigma V'nin vektörel çarpımına bakmam gerekiyor benim burada. Yazarsak buralara I, J, K'ları yerleştiriyorum. Ne yapacağız? Şuraya 1, 1, 0 yazacağız. Şuraya 0, 0, 1 yazıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek? Şuraya göre açmak yine en mantıklısı olduğu için 1, I, J, 1, 1 şeklinde oluyor ki buradan şöyle bir şey olduğunu göreceğiz. I eksi J olduğunu göreceğiz. Bu da 1 eksi 1 0 vektörüne denk gelecek. O zaman benim buradaki T, N, S dediğim teğet düzlemi denklemim şu şekilde olacak. X eksi normal vektörünün bileşenlerini çıkarıyoruz. X eksi 0, Y eksi 0, Z eksi 1 ve burada cross çarpım yani cross dediğim normal iç çarpımı anlamında cross'u yanlış söyledim. Dot olması gerekiyor. Eşittir. Sıfır şeklinde olması gerekiyor. Benim buradaki TNS dediğim o zaman ne olarak gelecek? X eksi Y eşittir. Sıfır oluyor. Buradan X eşittir Y düzlemi benim için teğet düzlemim oluyor. N noktasından geçen. Şimdi burada şu özelliklerden de bahsetmeye çalışalım öncelikle. Şimdi ben şunu arıyorum. Sigma U dediğim adamın U sıfır virgül V'deki halinden bahsedelim. Böyle değildi tam olarak aslında şöyle. U virgül V sıfırdaki haline getirip biz alfa U adını vermiştik. Böyle bir tane vardı. Bir de şunu hatırlayalım. Sigma V'nin burası U sıfır V'deki haline de getirip beta V demiştik. Böyle şeyler var mı elimizde? Bu eğrileri tanımlamaya çalışalım aslında. Bizim V sıfır dediğimiz şey aslında belli burada. V sıfırı biz ne olarak bulduk? 1 olarak bulduk. V gördüğümüz yere 1 yazacağız. Burada diğerini U şeklinde bırakacağız. Gördüğümüz üzere burası 1 kosinüs U sıfır şeklinde oluyor benim buradaki alfa dediğim eğri. 1 kosinüs U sıfır şeklinde bu kısım. BV zaten sabit bir vektördü. 0 0 1 şeklinde. Teğet düzlemim ben aslında bunun lineer kombinasyonları şeklinde de bulabiliyorum demek istiyorum. TNS dediğim benim buradaki eğrim ne yapacaktır? Benim buradaki alfa U ve
beta v dediğim vektör tarafından da yine geriliyor demektir. Az önce size şöyle bir hata yaptım. Buralar türevleri olacak. U 0 virgül ve 0 noktasında olacak. Türev almayı unutursak bu bizim bir işimize gelmeyecektir. Buralar türevinin U 0 ve V 0'daki karşılıklarına denk geliyor burada.